Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere bu modun tanıtımını yapmıştım ve bu modda en çok ilgimi çeken 1999 senaryosu olduğu için sizlere bu senaryoyu tanıtmaya çalışacağım dostlar. Umarım videomuzu beğenirsin diyerek isterseniz yavaşça oyunumuza başlayalım dostlar. Buradan Letonya'yı kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 5.315.000 nüfusumuz varken 622.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan vergilerimizi, nüfusumuzu ve aynı şekilde yatırımlarımı standart konulara çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki daha 1,5 hafta önce 20.000 iken şu an 23.000'e doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum dostlar. Buradan yönetime ve ordu bakımına verip burayı kapatacağım. Daha sonrasında ise gene şöyle haritamıza bir göz atalım dostlar. Görüyorsunuz ki modern dünyadan pek farkı yok. Sadece yılımız 1999 ve başımızda Turgut Özal var. Zaten bir sene sonra veya iki sene sonra başa Recep Tayyip Erdoğan geçecek. Kapakta da zaten onu göreceksiniz dostlar. Şimdi öncelikle herhangi bir şey formlayabiliyoruz mu? Ona bir göz atalım. Görüyorsunuz ki burada Büyük Türkiye adında bir şeyi formlayabiliyoruz. Ve buradan Akdeniz limanlarının hepsini alırken aynı şekilde Türk devletlerinden de birkaç toprak almamız gerekiyor. Bu bölüm hepsini yapabilir miyiz bilmiyorum ama eğer bunun bir seri olmasını isterseniz lütfen yorumlar yazın ve veya da like atarak kendinizi belli edebilirsiniz dostlar. Ben anında sizlere ikinci bölümde aktarmaya çalışırım. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle bizim biraz para basmamız gerekiyor. Bu arada para simgelerimiz görüyorsunuz ki değişik dostlar. Para simgelerini çok hoşuma gitti gerçekten. Normal altından artık sıkıldım. Şimdi öncelikle enflasyona gittik. Yüksek enflasyonda olduğum için yavaştan gelin bir Yunanistan'ı topraklarımıza katmaya başlayalım dostlar. Zaten paramız enflasyona hızlı bir şekilde çıkıyor görüyorsunuz ki. Yani asker basınca anında azalıyor. Harita bu arada gerçekten çok hoşuma gitti. Yani hayatımda gördüğüm en iyi haritalardan birisi olabilir kendisi şu an için. Hani Türk yapımcılar sonunda kendilerini geliştirmeye başladılar ve bu benim gerçekten hoşuma gidiyor. Evet, şu an Yunanistan'ı ben size her bölüm söylüyorum. Eğer Yunanistan'da savaşa girerseniz genelde otomatikman şuradan size asker yollayacaktır. O askerlerden şu şekilde kurtulabilirsiniz diyecektim de askerlerin bir kısmı yanlış yere gitmeye başladı. Hayır abi, buraya gideceksin. Sen de buraya gidiyorsun. Şimdi kendisi gelsin bana bir çıkarmazsın bir daha. Tamam, sanırsam son çıkarmasını attı az önce bize. 247 askerle Atina'ya ilerleyeceğim ve geri kalan askerlerle birlikte buralarda dağılabiliriz bence. Şu an zaten bana son çıkarmasını attığı için kaldı büyük ihtimal. Bu arada ben yorumlara baktım. Birkaç arkadaş demiş ki çok dağınık oynuyorsun demiş. Arkadaşlar hayır, dağınık oynamıyorum. Normal asker nasıl ilerletiyorsam o şekilde oynuyorum. Bakın mesela şu an Yunanistan'ı süper ötesi taktiklerimle ele geçirdim arkadaşlar. Normalde bugün sizlere 17-18.00'da Hearts of Iron 4 videosu atacaktım. Maalesef ki Türkçe'mi bulma konusunda bayağı sıkıntı yaşadığım için ve oyunu yaklaşık 3 ay boyunca oynamadığım için unutkanlık var arkadaşlar biraz oyunda. O yüzden oyunu öğrenip sizlerle o şekilde paylaşacağım. Haberiniz olsun. O da bu hafta içinde gelir zaten. Şimdi burada liman olmadığı için şuraya... Aha! Ne lan? Liman basalım abi. Elf Victoria'dan alınmış simgeler ve çok güzel duruyor. Yakışmış gerçekten. Askerlerin hepsini buraya. Girit'te de şey yok, liman basalım. De bunların simgesi bayağı hoşuma gitti ha. Acaba kale falan basınca simgesi falan değişiyor mu diyeceğim de yok, değişmiyormuş, gördüm. Evet, şimdi 281.000 askerimizi hemen İstanbul'da bir toplayalım. Sadece tek sıkıntısı limanların simgesi biraz büyük. Onu bence çözerler gibime geliyor. Evet, tamam. Şimdi hemen şuradan asimilasyonumuzu yapalım. Görüyorsunuz arkadaşlar Yunanistan'ı topraklarımıza kattık ve Büyük Türkiye yolunda bir tane devleti yoldan çıkardık dostlar. 28.178 askerimi şimdi Suriye sınırına çekeceğim. Aslında Balkanları mı toplasak? Ya Balkanlar şu an çok müsait duruyor da oradaki asimilasyonlar biliyorsunuz başımızın belası oluyor genelde. O yüzden biraz bekleyelim arkadaşlar o tarafta. Oradaki asimilasyonlar tamamlanınca ben gelir orada savaşların yeniden devam ederim. Bu arada bu modda en çok hoşuma giden şey yazı fontu. Yazı fontu gerçekten güzel arkadaşlar. Bu arada paramızı hiçbir şey yapmama rağmen hızlı bir şekilde artış gösteriyor görüyorsunuz ki. Ama şuraya da ufak bir asker basarsam tadından yenmez bence. Hükümet biçimlerinde herhangi bir değişiklik var mı? Yıldan yıla belki değişir. Nasyonel sosyalizm var. Vergi geliri artı bir. Şöyle vergi gelirimizi arttıracak bir tane göçebe var. Hani bir de monarşi var. Turgut Özal, ah be Turgut Özal'ım. Evet, şimdi buralardan ilerliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde alacağım. Bakın taktik bu. Dağınık askerleri... Hayır arkadaşlar, dağınık asker kullanması yasak bundan sonra, tamam mı? Hızlı bir şekilde gel kardeşim. 5203 asker buraya gidiyor. Diğer askerler ortadan yıldırım harekatıyla ilerleyecek. Tamam mı? Bak şurası 60 FPS olması. Şuradaki askerler yanlışlıkla hepsini tamamen ilerlettim. Pardon. Şu şekilde... Sen buraya gidiyorsun. Sen buraya. Evet, bu adam buraya gitmek istemiyor galiba. Çok güzel. Arkadaşlar sizin de böyle modlarınız veya senaryolarınız varsa web sitemizde paylaşabilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun.
tüm senaryoları ve modları paylaşmak artık çok kolay. Bir tane buton ekledik ve otomatikman oraya istediğiniz senaryoları yükleyip paylaşabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Evet, bu arada Suriye'yi de kolay bir şekilde topraklarımıza kattık. Hemen buradan barış müzakerelerimizi yapalım. Gel kardeşim. Çok güzel. Bu arada şey, yıldızlar simgesi de değişmiş. Bayağı şeyi değiştirmişler ya. Asimilasyonları yapacağım. Artık Yunanistan tarafındaki asimilasyonlar bitmiştir bence. O yüzden hemen askerlerimizi oraya çekeceğim arkadaşlar. Önce Arnavutluk'tan başlıyorum. Sonra Makedonya, sonra Bulgaristan. Bu şekilde de gideceğiz. Önce Bulgaristan'dan başlarsak biraz yavaş ilerlemek zorunda kalırız. Askerleri dağıtalım şu şekilde. Evet, bu arada paramız hazır varken bence Makedonya'yı da topraklarıma katabilirim diye düşünüyorum. 45.000 askeri şu şekilde bir kısmını parçalayacağım. Buradan önce Arnavutluğa. Daha sonrasında Makedonya'ya. Aynı şekilde hepsini alıyorum. Bir kısmı buraya atalım. Tamam. Buradaki askerler hali hazırda giderken. Lan konuşmayı unuttum ya. Ah be abi. Hali hazırda giderken. Heh. Hali hazırda giderken ben aynı şekilde Makedonya'da topraklarıma katarım. Büyük ihtimal bu dakika sabitleyecekler. İnşallah YouTube'da falan paylaşılmaz. Allah'ım ne olur Allah'ım. Sezar hali hazırda demeye çalışıyor. MP4. Evet, Makedonya'nın Arnavutluğu anında topraklarım ikisini de kattık, görüyorsunuz ki dostlar. Hemen barış münakilerimizi yapalım ve bu arada 29.780 kayıp vermişiz. Barış münakilerini yeniden yapalım. Göndermiyordum galiba. Makedonya. Çok güzel. Şimdi bu arada Amerika'nın başında kim var? Şöyle bir göz atabilir miyiz hocam? Diyecektim ki Amerika Birleşik Devletleri Kanada'yla büyük vurguna girmiş. Jimmy Carter. Aa, Jimmy Carter'ı hatırlar mısınız? Hiç unutulmadık ki. Evet, bu arada Yugoslavya komünist arkadaşlar. Asimilasyonumuzu yapıyorum. Buraya şuradaki askerleri silerim çünkü burada asimilasyon söz konusu. Evet, askerleri şöyle dağıtalım. Şimdi hedefimiz Bulgaristan olacak. Askerleri neyse silmiyorum ya, ilerleyeceğim. Diplomasi, savaş inanet. Evet, Bulgaristan'ın başında Romeo Radev var. Romeo. Şimdi sen buraya gidiyorsun. Dağınık asker yapmayacağım yine. Sen de buraya. Çok güzel. Ala ala gidelim hemen. Hatta var ya. Bir kısmı da buraya gitsin kardeşim. 340. Ama oradan asker geldi. Pek fazla sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi bakın hocam. Taktik bu. Bu adamlar hiçbir yere kaçamayacaklar. Bunlar bir yanlış şekilde gidiyorlar bu arada. Sofya'ya da asker atalım. Taktiği yaptım ben. İyi bakın. Görüyor musunuz? Bitti. Savaş anında bu kadar basit. 6.112, 9.918'de toplayalım. 18.000 asker hemen İstanbul'a geri çekiyorum. Bu arada bunun ismi İstanbul olarak gözüküyor mu? Evet, sonunda abi ya. Age of History'da Konstantinopol olarak yazılmış. Peki burada ben daha fazla da şöyle mesela kale bastım. Gözetleme kulesi bastım. Buradaki simgeler değişiyor mu? Değişmiyor. Peki, pek de fazla zaten bize zarar vermez. Ama zaten sol alttan bakabilirsiniz arkadaşlar kaleye. Her şey mevcut durumda. Şimdi ben buradan biraz teknolojiye abanacağım. Teknolojimiz artsın biraz. Teknoloji çok hızlı artıyor maşallah. Hemen bir paramızı bitirmeden önce asimilasyonu yapalım da zarara girmeyelim bence. Bu arada bunu seyretin isterseniz devamını yaparım arkadaşlar. Yani biliyorsun diktatör serimizin devamı gibi gelir. Ama şu Kıbrıs serisini biraz izleyin dostlar ya. Ne bileyim, biraz özen gösterin. Onunla çok uğraşıyorum, onun videosu çekmeye. Atina'nın bu arada önemli tarih eseri bizde. Tamam, biraz paramızın azalması bekleyeceğim. Büyük ihtimal teknoloji puanında bayağı yol kat ettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Paramız bittikten sonra zaten görüyorsun artmaya başladı. 12 adet teknoloji puanımız var. 10 tane buna. Yönetime de aynı şekilde 10 tane vereceğim. Ve görüyorsunuz şu an sadece nüfus artışı hariç diğerlerinin hepsi 10 puan. Hatta onda gelin. Hatta şöyle bir hızlı bir şekilde azaltalım. Belki 5 yıldıza kadar sabitlerim. 3 tane geldi. Geri kalanı da şuna vereceğim. Tamamdır. Şimdi hastalık gelmiş ülkemize. Kızamık oluyor insanlar. Kızamı çözemeyiz. Ne yapalım? 80'lik yerler asimilasyon yapmayacağız bu arada. Yani ben yanlışlık yaptım. Tamam. Şimdi arkadaşlar Makedonya ve Arnavutluk'tan aldığımız toprakların sınırına gideceğiz. Ve burada şöyle bir şey yapacağım. Yugoslavya'yı topraklarıma katacağım. Buradan asker çıkartabiliyor muyuz? Çıkartabiliyoruz. Gayet güzel. Hani burada beklememizin meyvesini yiyoruz şu an. Görüyor musunuz? Bak bak. İyi ki askerleri getirmedim. Yazı fontu çok iyi ya.
Gerçekten arkadaşlar ben genelde modlarda yazı fontu güzelsek oynarım. Haritası zaten konuşmaya gerek yok. Haritası çok güzel. Kesin bu videonun altında bu modun linki ne diye soracaklar. Bu modun adı ne diye veya. Arkadaşlar modun adını ne diye sorarsanız eğer ve bu dakikaya kadar izlediyseniz açıklama kısmına değil de bir önceki videoya gidip bakın. Orada modun ismi mevcut. Oradan indirip oyununuza ekleyebilirsiniz. Telefonun için uyumlu bu arada. Ve sakın virüslü mü diye sormayın. Ben virüslü dosyayı sizlerle niye paylaşayım arkadaşlar? Ben de oynuyorum görmüyor musunuz? Evet bu arada hilal taktiğini uygulayacağım. Şimdi hazır mısınız? Evet hilal taktiği uygularken ufak bir riske girdik arkadaşlar. Ve şuradan asker gelebilir. Vidinden o yüzden asker basacağım. Çok güzel bakın taktik işe yarıyor. Evet şimdi askerleri geri toplayalım. 40.000. Tüm askerler toplansın. Dağınık askere hayır. 2462. Komünist Yugoslavya ve onu tarih eserini aldık görüyorsunuz ki. Barış müzakereleri. Çok güzel. Şimdi 57.720'lik askerlerimizi ya burada hala savaştırmaya devam ettirebiliriz veya da alt taraftaki Mısır'a kadar ilerleyecek şekilde topraklarımızı alabiliriz dostlar. Ben tabii ki de oraya gideceğim. Yani oradaki asimilasyonlar olana kadar yüksek enflasyon geldi bu arada ülkemize. Enflasyondan kurtulmak için önce biraz asimilasyon. Enflasyondan hala kurtulamadık bu arada. Ülkemiz hastalık olduğu için asimilasyonlar iptal oluyor kendi kendine. Yüksek enflasyon geldi yine. Şam'dan böyle o Şam'dan çok güzel askerler basabiliyorum. Irak'a da aynı şekilde sınırına asker basacağım. Allah'a şükür 400 binde enflasyon görüyorduk. Artık 800 binde falan görüyoruz. Bu da demek oluyor ki ülkemiz refahta arkadaşlar. Asker basmaya devam. Çok güzel. Şimdi şöyle bakalım. Diplomasiden önce bir Irak'a savaş açacağım. Başında Fuat Masum var. Niye Türk'ten bu Fuat? Gerçi bilmiyorum. Irak'ın tarihçesini pek bilmiyorum arkadaşlar. Başına kim geçip geçmediğine. O yüzden siz yorumlara yazarsınız belki. İdare. Buraları hemen alalım. Irak'a da aynı şekilde taktik uygulayacağım. Bakalım bu taktik başarılı olursa alırız inşallah. Bağdat. 2191. 3290 buraya. Tamam oradan bize yüksek asker geldi ve askerlerimizin bir kısmını aldılar. 3710 asker alalım. Bunlar da buraya yollayayım ki kaçamasınlar. Tüm askerler Bağdat'a gitmesin. Hatta sen de şuraya gitme, sen de buraya git. Şuralardan da asker basacağım. Buralara sadece göz ardılık bir asker bırakayım ki belki almaya çalışırsa alırız arkadaşlar. Evet, taktiğimiz işe yarıyor. Yanlışlıkla tur verdik ama ona rağmen bir şey yapamadı. Şimdi Bağdat'ı alalım geri. Bağdat'ı almışız zaten. Bağdat'ın arkasını temizleyelim. Çok güzel. Buraları da aldık. Çok güzel. Görüyorsunuz ki Irak'ın tamamını aldık arkadaşlar. Ve tam hemen barış müzakerelerimizi yapıyorum. Şimdi ise hedefimiz tabii ki de neresi olacak? Ürdün, İsrail. Başka ne var? Filistin. Bu arada bir şey fark ettim. Filistin devleti Ürdün'ün topraklarının yarısını almış hocam. Acaba sıfırdan mı oldu yoksa var mıydı hep böyle? Yoksa şimdi mi savaş açtı değil mi? Herkesin kafasındaki allak bullak soru. Oh be ne güzel dünya. Hiç kimse birbirine savaş açmıyor. Hemen askerlerimi çekiyorum. Kıbrıs açtı şu an savaşını. Buradaki isyanlar ayaklanmasın diye bakın. Bu arada isyan riski görüyorsunuz ki arkadaşlar devrim riski var bayağı. Hemen asimilasyonumuzu yapıyorum. Asimilasyonlarım da yani puanım da yeterli olduğu için hızlı bir şekilde tüm asimilasyonlarımı da giderebiliyorum. Görüyorsunuz ki arkadaşlar. Yüksek enflasyon geldi 8-10 bin parada. Teknolojiye biraz özen gösterirsek bu şeyden kurtuluruz bence. Ve bu arada gözümden de kaçma değil. Kıbrıs asla ve asla Libya'yı alamayacak dostlar. Libya diyorum. Lübnan'a. Aynı anda bence diğer tüm devletlere savaş ilan edebilirim arkadaşlar. Aç abi. Size acaba sesim güzel geliyor mu? Alalım buraları. Sen de buraya gidiyorsun. Tamam. Sadece bir yer hariç her yeri aldık. O bir yerde zaten Filistin'in kendi toprakları.
Ben bu arada İsrail halkından bayağı çok asker bekliyorum. O yüzden oraya asker çekelim arkadaşlar. Dediğim gibi de oldu görüyorsunuz ki. İsrail halkından bayağı çok asker gelebilir. Çünkü adamların teknoloji puanları yüksek. Ki hepsini almayı da başardım. Hedefimiz şimdi Mısır. Çok güzel. Şimdi burada barışlarımızı yapmadan önce ben biraz asker toplayayım. Paramız zaten enflasyonundan çıkmış. Hatta teknoloji puanına özen gösteriyoruz. 15 tane bunu vereceğim. Barış yapana kadar biraz aslında bek... Oğlum yazı fontu çok iyi ya. Bak bir de yandaki resim de çok yakıştırıyor ona. Görüyor musunuz? Bak yandaki resme bakın. 102 bin asker daha bastım. Bu askerler de denizden çıkarma yapacaklar. Barış münakeleri. İsrail'e de barış yapacağım. Fazla durmayacağım zaten burada. Şimdi buna da barış yapalım. Zaten Beyrut'a falan asimilasyon yaparım da İsrail'in topraklarına asimilasyon yapamam gibi geliyor. Al abi buraları da al. Çok güzel. Hızlı bir şekilde çık çık çık. Geri çekilmek yok. Sonuna kadar ilerliyoruz. 100.000 askerle çıkarma attım ve şu an 18.221 askerim var arkadaşlar. Sanırsam ordumun yarısı bitmiş. Asimilasyonu yapalım. Buradan zaten yeni kurtulduk. Evet şimdi. Bu savaşı kaybetme ihtimalimiz bu arada biraz yüksek arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Adamın biliyorsunuz şuradaki nehirleri Fırat Nehri falan var. O yüzden bunlar bizi biraz yorabilir. Adamlar gerek bana geliyormuş gibi hissediyorum. Ha, bak şimdi öyle demeyecektim bak kardeşim. Evet şimdi hocam sen ne yap geri mi gidiyor bu? Askerler dağıtacağım buralara. Ya alırım ya da kaybederiz ama büyük ihtimal biraz da ufak asker getirirsem kazanırım. Biraz şımardık arkadaşlar. Biraz herkese fazla savaş açtık. Ama 43.000 asker getirdim. Bak orada da 48.000 var. Alabiliriz. Hala alma ihtimalimiz var bu arada. Deprem oldu lan. Tamam 26.000. 11 askeri kalmış. Kendisi asker basamadan ben her yere ordumu dağıtmam lazım. Bir kısım asker de buraya gidecek. Tamam çok güzel. Üst tarafta da 16.000 ordu var zaten. Şu an bayağı iyiyiz arkadaşlar kısaca örnek verecek olursak. Tamam sıra onda. O bir yere gitsin. Sıra bizde. Ala ala bitmiyor maşallah. Bu ne ya? Tamam. Ordusunu kaçıramasın diye şuradaki 110'luk orduyu da yakalayacağım. Hatta şuraya da biraz orada atayım da kaçamasın. Çok güzel oynadık lan bugün. Sırf yayınlarda oynadığım gibi oynadım bildiğin. Şuraları alalım arkadaşlar. Gördüğünüz adam gelemedi. O 110'luk ordusunu da aldık. Orayı da aldık. Çok güzel. Ufak birisi bize savaş açsa. Kardeşim savaştan korksaydık Osmanlı İmparatorluğu'nu 10 kere kurmazdık herhalde değil mi? Gel asker al. O ordularını dağıtacak. Büyük ihtimal 5.000 ya da 8.000 8.000 falan da dağıtabilir. O yüzden oralara yüksek sayıda askerler bastım. Alıyorum buralara. Görüyorsunuz arkadaşlar dediğimde çıktı yani. Evet, şimdi şuralara ben biraz da askere basayım çünkü oradan bana yüksek sayıda askerler geliyor sürekli. Ordularını hepsini toparlamadan önce. Hırvat ordusunu yenmeye gidiyoruz şimdi. Ya bizim ordunun gelmesine bu arada gerek yok bile. Ben alırım bence burayı. Evet, 6.000. Herkes toplansın hocam. 6.529 da geliyor. Mısır'a daha barış yapmayacağım. Ordum toparlanana kadar. 5.462. ...13.078. Evet, şimdi oradan oraya zaten geçemem. Ama buralara gideriz. Bizim ordular toplandı mı ne yaptılar? Toplanıyorlar. Hala toplanmadılar.
Sen de geç buraya. Gördüğünüz üzere sizlere ne demiştim? Benim ordular gelene kadar ben bunu zaten topraklarıma katarım demiştim kendinden. Ki kattım da. 96.913'lük askerim hemen İstanbul'a çekeceğim. Arkadaşlar lütfen bunun serisini isteyin. Veya aşağıdan videomuzu beğenerek zaten anlarım ben. İstiyorlar istemiyorlar. 200 like gelsin yeter. Yemin ediyorum yeter ya. Seri yapmak için gerekli bir sebep. Ama ikinci bölüme de güzel bir şey etkileşim vermeniz lazım arkadaşlar. Ha. Çok şey istemiyorum ya. Mısır'a prestijim yetsin. Yetiyor. Çok güzel. Aynı şekilde asimilasyonu hemen yapalım. Daha sonra Hırvatistan'da bir asimilasyon sürecine gireceğiz. Şöyle alıyorum hocam. Sanki modda şöyle bir özellik gördüm. Diplomasi puanlarını daha az değerli bir şekilde kullanıyormuş gibi geliyor ama. Evet, birkaç yerde daha asimilasyon kaldı. Buralarda önce bir barış yapmamız lazım. Barış merkezleri ve bu arada 76 bin kayıp vermişiz. Hırvatistan gel bakalım. Hemen artık asimilasyon sürecine girebiliriz. Çok güzel, bunu da hallettim. Biz de bu arada Şili şuna karşı koalisyon kur diyor. Kurmayacağım koalisyonu. Aradaki küçük devleti acaba ultimatum atsam ne olur? Buna savaşmaya gerek yok ya. Evet, kabul etti zaten. Ufak kalan asimilasyonları tamamlayayım da sıkıntı çıkmasın. Her yerin 100 olması istiyorum arkadaşlar ya. Şöyle bakalım. 90'lık yerler falan var. Yap abi, asimilasyonlarını yap. Güzel. Kanada falan bize kalp atmışlar. Hayırdır kardeşim, kalp malp hayırdır. Diplomasi. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımda Great Türkiye, yani Büyük Türkiye için yani gerek sebepler çok az kaldı. Yani diğer devletlerden az bir şey almam gerekiyor ve buradaki Türk devletlerinden de biraz aldıktan sonra bunu otomatikman kendi çapımda tamamlayacağım. Şu anki hedefimiz İtalya olabilir. İtalya'yı topraklarımıza katabiliriz ve daha güzel bir görsel oluşturabiliriz bunun sayesinde. Bir çerçeve gerçekten olabilir. Hakikaten önce bir Kıbrıs'a bir ultimatum atalım. Kaydet yapacağım. Evet dostlarım, kardeşlerim. Bir sonraki bölümümüze kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamadıysanız da abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Görüyorsunuz ki mod gerçekten çok güzel. Hele hele yazı fondu buna çok yakışmış. Moddaki daha incelenecek bence çok fazla parçalar var. Onları da sizlere bir sonraki bölümlerde aktarmaya çalışacağım. Eğer bu serinin devamını isterseniz lütfen videonun altına yorum yazabilirsiniz. Ben bu seri istiyorum veya şu şekilde devam edebilir veya bunu kurabilirsin güzel olur diyebilirsiniz. Veya da videoyu beğenerek zaten kendinizi göstermiş olursunuz dostlar. Modun linki açıklama ve yorumlar kısmı mevcut. Oradan direkt olarak web sitemize gidip mobil veya bilgisayar versiyonu indirip oyununuza ekleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde şuraya bu butona falan basmanıza gerek yok. Direkt linkten ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorum.